Evet, bugün Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı bizleri ziyaret ediyor. Değerli hemşerimiz aynı zamanda. Ben Tanrım Bey'e hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkan'a hoş geldiniz diyorum. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte, siyasi süreçte de kendilerine başarılar diliyorum. Öncelikle çok kıymetli hemşerim Turan Bey'e de ben teşekkür ediyorum. Kendileri bize çok misafirperver bir şekilde ağırlıyor. Türkiye Değişim Partisi olarak kendilerini ziyaret ettim ve Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün selamlarını ilettim kendilerine. Tabii bugün çok anlamlı bir gün. 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluş günü. Benim de Malatya'da olmam benim için çok özel. Malatya'daki hemşerilerimizle bu coşkuyu birlikte kutluyoruz. İl Başkanımız Sayın Ramazan Akbudak Beyefendi ile beraber gazeteciler, cemiyetleri ve kıymetli üstadlarımızı ziyaret ediyoruz. Ve Cumhuriyet Bayramlarını kutluyoruz kendilerini. Hepsine çok teşekkür ediyorum misafirperverlikleri için. Söyleyeceklerim bunlar. Değerli arkadaşlar, bugün çok anlamlı bir gün. Cumhuriyet Bayramı'nın, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü, 98. yıl dönümünü burada kutluyorum. Burada Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Dış İlişkilerden Sorumlu Teoman Başkanımızı ağırlıyoruz. Birlikte cemiyetleri, STK'lar ziyaret ediyoruz. Burada da Turan Bey'e... Şimdi Türkiye'de maalesef çok büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Esnaflarımız çok kötü durumda. Halkımız evine ekmek götüremez hale geldi. Tabii bu bağlamda bu şekilde dolar ve euro kurları bu halde devam ederken hükümetimiz nasıl... bir acemilikle 2 puan faizleri indirdi. Geçen hafta bunu biz gördük. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi şu an hiç iyi değil. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik çalışmalarımız son hız devam ediyor. Bununla alakalı daha geçen hafta MYK toplantımızda Genel Başkan Yardımcımız Sayın Doktor Aziz Murat Hatipağoğlu Beyefendi çok güzel çalışmalar yapmış. Bunları bize sundu. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi ilerleyen dönemde canlanması için tek bir şeye önem vermesi lazım. O da bizim petrolümüz tarımdır. Tarımla alakalı ne kadar çok çalışma yaparsak Türkiye'nin ekonomisi o kadar canlanır. Ayrıca ekonomiyi canlandırmanın bir diğer farklı bir sebeplerinden bir tanesi de anayasa ve hukukun üstünlüğü, evrensel hukukun üstünlüğünün Türkiye'de daha etkin olması lazım. Eğer hukuk olmazsa, eğer yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'deki hukuk sistemine karşı güveni olmazsa maalesef yurt dışından yatırımcı gelmez. Türkiye'sinin ekonomisi de gelmediği gibi düzelme şansı çok zayıf görünüyor. Peki az önce Malatya'daki esnaflarda bazı esnafları ziyaret ettiniz. Bu konuda esnafların çığlıkları neler, ekonomiyle ilgili sıkıntılar neler, bunları size anlatılar mı? Biraz önce gün içerisinde onlarca esnafımızı ziyaret ettik. Hepsinin neredeyse kepenkleri kapanmak üzere. Çünkü içeride müşteri yok. Çünkü halkın alım gücü yok. Dolayısıyla Malatya esnafı kan ağlıyor. Herhangi bir destek de yok. Devamlı vergilerle kan ağlatıyorlar esnafımızı. Bizim Türkiye Değişim Partisi'nin tek bir sloganı var. Esnafımızın ışığı sönmesin, devletimizin ışığı sönmesin sloganı bizim için çok önemli. Allah herkese yardımcı olsun çünkü şu an için esnaflarımız kan ağlıyor. Parti olarak çalışmalarınız ne olacak? Şimdi biz tabii ki parti olarak Türkiye Değişim Partisi geçen ayda yapmış olduğu büyük kurultayla seçime girmeye hak kazandı. Yani önümüzdeki ilk seçimlerde bizim logomuz seçim kaşeyi vurulacak yerde yerini alacak. Dolayısıyla seçime girmeye hak kazanmış bir parti olarak 64 ilde ve ilçelerinde biz teşkilatlanma çalışmalarımız bitti. Kongreler yapıldı ve hızla diğer illerde ve ilçelerde de yapmaya gayret ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül enerjisi çok yüksek. Her hafta 3-4 il ve ilçelerini ziyaret ediyor. Bu anlamda da enerjimiz hiçbir zaman düşmüyor. Dolayısıyla ilk seçimlerde Allah izin verirse ve milletimiz de tabii oy verirse iktidara yakın, en yakın parti biziz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi bir ihtiyaçtan doğdu. Şu anki iktidar enerjisini kaybetti.
ve hiçbir eylem yapamıyor. Muhalefet de bunun karşısında çözüm üretemiyor. Dolayısıyla kısırlaşmış bir döngü var. Fakat Türkiye Değişim Partisi kadrolarıyla birlikte, lideriyle birlikte alttan gelen bir dalga olarak bunu adlandırabiliriz. İnşallah ilk seçimlerde iktidara yakın en büyük parti Türkiye Değişim Partisi'dir.